arkadaşlara birkaç önemli tavsiyemiz var. Hem alan için hem de ülke için önemli tavsiyeler. Dikkat etmeniz gereken hususlar. Birincisi kesinlikle sizinle diyaloğa girmeye çalışan insanlara cevap vermeyin. Çünkü siz cevap verdikçe onlar bu sefer daha çok sizinle iletişime geçip bir şeyler satmaya çalışıyorlar kesinlikle. Örnek veriyorum. İlk sordukları soru where are you from'la başlıyorlar. Ondan sonra isim öğreniyorlar. Sonrasında you are my brother, you are my sister diyerek bir şeyler pazarlıyorlar. İşte bu deve turu olabilir, at turu olabilir veya herhangi bir hediyelik eşyaya, eşya dükkanına götürüp hediyelik satmaya çalışmak olabilir. O yüzden biz ilk günlerde bunu fark etmedik. İşte cevap veriyorduk where are you from deyince işte from Turkey. From İstanbul diye cevap verince bu sefer bir şeyler gerçekten pazarlamaya çalıştılar. Hatta bizi Luxor'da takip edip işte at turuna ikna etmeye çalışan birçok sürücü oldu. Çok rahatsız olduk biz bu durumdan. Yani biz yürümek istiyoruz ama yolun ortasına kadar bizimle geliyorlar, bizi takip ediyorlar. Hani bu biraz taciz gibi oluyor hakikaten artık. O yüzden kesinlikle cevap vermeyin. Biz çözümü ikinci ya da üçüncü günü bulduk cevap vermeyerek, hiçbir şey anlamıyormuş gibi, ne İngilizce ne Arapça, hiçbir dili bilmiyormuş gibi yürümeye devam ederek, konuşmayarak çözümü bulduk. Aynı şekilde piramit alanında da var bu. Yani işte fotoğrafınızı çekelim tarzında gelip size yaklaşıyorlar. Yaklaştıktan sonra da işte ne derler, hani size işte at turu var, işte 350 lira kişi başı dediler. Biz kendimiz gezmek istiyoruz dedik, alanın keyfini çıkarmak istiyoruz. Yine ikna olmadılar vesaire, en son hiç cevap vermeyerek uzaklaştıklar bundan. Bir de alana girerken çok enteresan bir şey yaşadık Uber'le ilgili. Yani biz alana giriş yaptık Uber'le ve Uber'i durdurdular bildiğiniz polis alanından geçtikten sonra. Uber'i durdurup yolunuz Uber'le buraya kadar bitti deyip ondan sonrasında da böyle eski arabaların olduğu bir alana götürdüler bizi Uber'le. Orada durdurdular. Biz indik. Onun da videosunu çektim, size göstereceğim. Ve indik, korkunç bir alan, piramitlere hiçbir yol yok, çünkü istinat duvarları var, görüyorum istinat duvarlarını, hani bilet satış alanı bu tarafta diye bizi o tarafa götürdü ama sonrasında bir baktık bize at ya da deve turu pazarlamaya çalışıyorlar, yine aynı şekilde sinirlenerek ayrıldık. O yüzden kesinlikle bu tarz olaylara dikkat edin, Mısır'a geldiğinizde çok yaşıyorsunuz. Bir suyu 20 liraya 40 liraya alıyorsunuz. Yani biz hani öğrendik artık diye düşünüyorum. Bu tarz şeylere inanmıyoruz kesinlikle. Başka önemli bir husus var mı senin aklına gelen? Valla benim aklıma gelen farklı bir şey yok. Yani dikkatli olmak lazım. Genellikle iyi niyetli gibi görünüp yaklaşıp kardeşim deyip daha sonra bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Yani farklı bir şey görmedim diyeyim bu zamana kadar. En azından yanına gelip bir şeyler soran, bir şey konuşmaya çalışan kişilerden. O yüzden hiçbir şekilde kimseye güvenmeyip hiçbir şey anlamıyormuş gibi davranmak en iyisi. Onun dışında mutlaka gelmenizi öneririm. Evet,